Şimdi Kürt sorunu tarihte bizim yaşadığımız 100 yıllık bir sorundur. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var. Aslında Osmanlı'dan beri var. Ancak son 100 yılda özellikle Lozan'ın kabulünden sonra Kürtler halen kendi kimlikleriyle, kendi ulusal kimliğiyle, kendi varlığıyla bir türlü hak sahibi olamadı. Burada birçok neden var. Yöneten ülkelerin kendi arasında önce Bağdat Parkı, Salabat Parkı, bunun gibi kenarda birleşip dört ülkenin birleşip Kürtleri darmadağın etmesi, Kürtleri kendi içinde bölmesi, Kürtleri kendi içinde yok sayması ve ezmesi gibi nedenlerle ayrıca Kürtlerin kendi içinde bir türlü birlik sağlayamadı, bir türlü kendi içlerinde yekitiği sağlayamadıkları için, diyaloğu sağlayamadıkları için maalesef bu durumda. Sorun şu, önümüzdeki yüzyılda bir yüzünü kaybettik. Önümüzdeki yüzyılda evet, bütün insanlarımızın, herkesin doğru olmasını beklenemez. Yanlış yapan da var, doğru yapan da var ama sorun şu, Kürtler önce kendi içinde bir uzlaşmaya girmesi lazım. En azından çatışmasızlık ortamı, en azından kavga ortamı olmayacak, en azından düşmanlık ortamı olmayacak veya bir diyalog ortamı olacak. Bütün mesele bu. Kürtler kendi içinde bir diyalog ortamı, bir kardeşlik ortamı sağlarsa, şuna inanın ki karşı güçler daha çok zayıflar ve Kürtler daha çok yakın zamanda kendi haklarını sahip edebilir. Kürt nüfusu dünyada az bir nüfus değildir. Dünyada şu anda devletleşmeyen, yani kimliğini yaşayamayan en büyük ulus Kürt ulusudur. Ve bu herkesin bunda günahı vardır. Evet, bizi baskılayan devletlerin günahı çoktur ama bizim de birlik sağlayamamamızın günahı budur. Biz kendi içimizde halen günlük kavgaların, günlük kardeş kavgaların dışına çıkamadık. Bütün mesele şu, bu kavgayı bir elimizin tersiyle reddedip en azından bir kardeşlik olmasa bile bir diyalog ortamının sağlanması lazım. Kürtler bu diyalog ortamını sağlarsa, şuna inanın, Rojava'da da, Rojilat'ta da ve Başur'da da, Bakür'de de Kürtler kendi içinde bir şey, statü sağlayabilir ve artık baskıcı devletler de artık Kürtlerin statüsüz yaşamasının imkansız olduğunu, onların da dolayısıyla o devletlerin de artık yaşaması imkansız olduğunu görecekler. Dolayısıyla bizim kendimizi, Kürtlerin kendisini biraz daha ciddi bir şekilde gözden geçirmesi lazım. Ve liderlerin, önderlerin, işte Kürt halkı adına söz sahibi olan siyasilerin bu konuda çok dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Benim bütün kalbimin isteği şudur, Kürtlerin kendi iç kardeşliğinin bulunması lazım. Tabii ki azar çünkü Kürtlerin birlikteliği onu baskılayan ülkelerin zayıflığının bir nedeni olacak. Çünkü o yeteri kadar artı oynatamayacak. Kürtler bugün eğer Türkiye'de, eğer Suriye'de, eğer Güney'de, Rojava, Güney'de eğer kendi içinde birlik olsalar bunu sağlayabilirler miydi? Mümkün değildi. Zaten bunların derdi bizi birbirimize düşürmek. Bunun derdi Ali'yi Mehmet'e, Mehmet'e işte Baran'ı Ahmet'e falan işte birbirine düşürmek. Bütün mesele bu. Kürtleri birbirine düşürmektir. Sorun Kürtlerin kendi içinde bir kardeş kavgası değil, bir kardeş hukuku yürütmesi lazım. Mesele burada. Rojava'dakiler de, Bakür'dekiler de, Başur'dakiler de. Kürtler bir diyalog kurması lazım. Bunu artık iç çatışmadan son vermesi lazım. İç çatışma artık kesinlikle lanetlenmesi lazım. Yani hiçbir Kürt'ün bir diğer Kürt'ün kanına girmemesi lazım. Böyle bir şey olmaz. Bunu kimse kabullenmez. Dolayısıyla Kürtler kendi içinde bir kardeşlik ortamı sağlarsa bu şey.